Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi çalışmalar. Çap yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'ndan iki tane güzel soruyu sizler için çözmeye çalışalım. İlk sorumuz aslında sıkıntılı bir soru değil. Fakat arkadaşlar sorunun başında görmemiz gereken bir nokta ve sorunun devamında ise işimizi kolaylaştıracak şekilde yapmamız gereken birkaç tane hamle olduğu için soruyu kanala atmak istedim. Demiş ki sorumuzda 4 eksi kök 15 üzeri x artı 4 artı kök 15 üzeri x eşittir 8 denkleminin kökler çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 4 eksi kök 15 ile 4 artı kök 15 birbirinin eşleniğidir. Dolayısıyla çarpımında sonuç 1 gelecektir. Bakın yazalım isterseniz 4 eksi kök 15 çarpı 4 artı kök 15 eşittir 1'dir. Demek ki ben 4 eksi kök 15'i yalnız bıraksam 4 eksi kök 15 yerine 1 bölü 4 artı kök 15 yazabilirim. Bakalım denklemde yazalım neler geliyor arkadaşlar. 1 bölü 4 artı kök 15 üzeri x artı değil mi? 4 artı kök 15 üzeri x eşittir 8 olarak geldi. 4 artı kök 15 üzeri x'in tamamına ben k desem ne gelir? 1 bölü k artı k eşittir 8 olarak gelir arkadaşlar. Burada gerekli düzenlemeleri yaparsak k kare eksi 8 k artı 1 eşittir 0 denklemini buluruz. Dikkat edersek delta 0'dan büyük fakat çarpanlarına ayrılmıyor. Arkadaşlar bu tarz durumlarda eksi b eksi artı kök delta bölü 2 formülüne gitmeye gerek yok. Çünkü tam kare halinde yazarsak daha kolay şekilde kökleri bulabiliriz. Bakın k kare eksi 8k yazmış. O halde ben k eksi 4 yazayım ki k eksi 4'ün karesi şeklinde yazayım ki k kare eksi 8k gelsin. Fakat k kare eksi 8k artı 16 oluyor. Burada artı 1 yazmış. O halde eksi 15 eşittir 0 şeklinde yazarsam aslında buradaki ifadeyi yakalamış olurum. Şimdi ne yapalım? Eksi 15'i karşıya atalım. K eksi 4'ün karesi eşittir 15 olarak geldi. Demek ki K eksi 4 ya artı kök 15'tir ya da K eksi 4 eksi kök 15'tir. Şimdi burada eksi 4'ü karşıya atarsak 4 artı kök 15 gelir. Burada da eksi 4'ü karşıya atarsak 4 eksi kök 15 olarak gelir. Peki ben neye K demiştim? 4 artı kök 15 üzeri x'in tamamına demiştim. Şurada yapalım. 4 artı kök 15 üzeri x ya 4 artı kök 15 olabilir. Ya da arkadaşlar 4 artı kök 15 üzeri x 4 eksi kök 15 olabilir. Dikkat edersek bakın 4 artı kök 15 üzeri x 4 artı kök 15 olmasını istiyorum. Demek ki buradan x kaç gelecektir? 1 gelecektir. 4 artı kök 15 üzeri x'in 4 eksi kök 15 olmasını istiyorum. Az önce söyledik dedik ki 4 eksi kök 15 aslında 1 bölü 4 artı kök 15 eşittir. Yani ben buraya 4 artı kök 15 üzeri eksi 1 yazabilirim. Demek ki x kaç olmak zorundaymış burada? Eksi 1 olmak zorundaymış. O halde denklemin köklerini buldum ben. 1 ve eksi 1 olarak buldum. Bana kökler çarpımı sorulmuştu. 1 ile eksi 1'i çarparsam eksi 1'dir. Bizim sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkıdır. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi ikinci sorumuza bakalım isterseniz. İkinci sorumuzda demiş ki arkadaşlar A, B ve C birbirinden farklı pozitif reel sayılar olmak üzere. A çarpı B çarpı C eşittir işte 30 olduğuna göre A küp artı B küp artı C küp toplamının en küçük tam sayı değeri kaçtır? Aslında bu sorumuz çok güzel bir yöntemle geliyor arkadaşlar. Fakat bu yöntemi nasıl düşünebiliriz bunu açıklamak istiyorum. Bakın burada 3 tane ifadenin toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri sorulmuş. Arkadaşlar bize 2 tane 3 tane 4 tane bilemediğimiz sayıda ifadenin toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri sorulursa bakın genellikle aritmetik ortalama büyük eşittir geometrik ortalamadan geliyor. Bakın kesinlikle demiyorum. Genellikle aritmetik ortalama büyük eşittir geometrik ortalamadan geliyor. Bir şuraya yazalım bakın aritmetik ortalama büyük eşittir geometrik ortalama olarak yazdım. Buradaki eşitlik de sayıların birbiriyle aynı olma durumundan geliyor. Fakat burada demiş ki A, B ve C birbirinden farklı. Eğer A, B ve C birbirinden farklıysa bu sayıların küpleri de birbirinden farklıdır. Dolayısıyla aritmetik ortalama ile geometrik ortalama birbirine eşit olamaz, sadece büyük olabilir. Yani buraya büyüktür yapıyorum arkadaşlar. Artık büyük eşittir değil de büyüktür şeklinde yazdım. 3 tane ifadenin aritmetik ortalaması nedir? Toplayıp 3'e böleriz. Bakın burada a küp artı b küp artı c küp bölü 3 büyüktür şeklinde yazdık. 3 tane sayı olduğu için küp kök içerisinde a küp çarpı b küp çarpı c küp şeklinde yazdık. Ne oldu? a küp artı b küp artı c küp büyüktür. 3 çarpı arkadaşlar küp kök içerisinde a çarpı b çarpı c'nin küpü yani 30'un küpü olarak geldi. Büyüktür dedik. Bu küpler birbirini götürdü. 3 çarpı 30 olarak geldi. Yani büyüktür 90 olarak geldi. 90'dan büyük ilk küçük tam sayıda 91 olduğu için arkadaşlar bizim sorumuzun doğru cevabı 91'dir. Umarım çözümümüz açıklayacağı faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.